Fırın. Kolaylıklar dileriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şurada cadde üzerindeki Bodrum zemin artı 5. Bodrum zemin artı 5'ler var. 2 Bodrum zemin artı 4'ler var. Toplamda kat 7 sayı. Şu ana cadde üzerinde ve şu cadde üzerinde şu kısımlarda bir yapılan konu sayısı daha fazla. Hasar konusu. Evet. Ördek dairem var mı? Tabii bakar sahibinin sayısından daha fazla. Konut üretiyoruz. Riski 508 tane mahallemiz varmış. Evet. Sokak genişlikleri mi? Şimdi 7 metre asfalt genişliği var ama kendi işini buralar otopark alanları olduğu için daha da genişliyor. 244 tane yapıyoruz. 7, 13 metreye kadar çıkıyor. Temel sistemimiz radyo temel. Zemini iyileştirme olarak jet grout yaptık herhalde. Burada jet groutumuz çıkmadı. Çıkmadı. Sonuç sistemimiz. Yani Bodrum katta toplama merkezi var. Oradan asansörle artık kapıcısı alıp dışarıdaki çok toplama yerlerine koyuyoruz. Her katta bu şekilde. Her katta bu şekilde. Her katta bu şekilde. Asansörlerinizin yeşil etiketleri alındı. Hava geçti. Örnek pansiyon balkonuna. Evet, balkonuna da kuala geçiyoruz. Bize bak gelin. Ne önemlisi? Balkona da çıkış var. Ne önemlisi? Balkon. Daha böyle bölge yarışmasıyla Türkiye'nin bölge yarışmasıyla çıktı bu projeler. Kaç tip projelerimiz var burada? 3 tip. A tipi, B tipi ve D tipi. Metrekareleri. En yüksek metrekareler A ve B tipinde. Burada. D'ler birazcık 3-4 metrekare daha az. 92, 93. Burası. Yani şimdi mimari çok güzel, kaplama çok güzel. Proje, donanma kalitesi, çevre düzeni, burası diğer donatıları. İyi uğraştı yani. Evet, güzel. Evet. Harika artıdır. Böyle yeşil alana bakıyor, parka bakıyor. Gayet güzel, önü açık. Bloklar arası mesafe gayet yeterli. Sayın Başkanım, buradan bakıyorsanız her şey gayet farklı. Tepemiz özel yaptık, özel kesim yaptık. Evet, blok girişlerinde engelliler için rampalarımız var mı? Blok girişleri burada var. Şu engelli baskılarımız var. Şurada yolda durdu. Burada hiçbir kod farkı olmaksızın engelli vatandaşlık konutuna girebilecek. Gelebilecek, evet. Doğrudur. Şu ara merdivenler site içi. Ben bir ufak rampalar daha yapacağım. Evet. Ondan sonra buraya kadar gelebilecek zaten. Engelli baskılarını da yaptırdım. İşin en son... Metro ötesi var. O kadar insanımız yerleşti. Oralarda ticari faaliyetler vesaire hiç beklemediğimiz şekilde öyle gelişti, öyle büyüdü ki. Siz şimdiden bunların endişesine kapılmayın. Burada da gayet güzel bir sosyal mekan oluşmuş. Güzel. Burada toplantı da olur, okuma salonu. Birebir üniversiteden öğrencilerimiz için birebir ders çalışmakta çalışıyorlar. Çok güzel. Ya da ihtiyaç olduğunda kendi isteklerine göre bunlara fırsat veriyoruz. Oturup şey yapıyoruz. Merhaba, merhaba. Nasılsın? Hangi dersini okuyorsun? Hoca ödev vermişti, onu yapıyorsun. Tamam, ismin ne? Ayhan. Ayhan, kaça gidiyoruz? 6. Bakalım. Ne program bu? Bu da senin olsun. Tamam mı? Hadi olur mu? Bir de ancak alabileyim. Kaç? Kızımıza da bebek veriyor. Çekiyoruz efendim. Sayın başkanım. Efendim. Hükümetimizin şu an çıkıyor. Allah mücahit beraber var. Biz onunla beraber. Başkanım. Sen işte yaşamak için yürüyorum. Ben buradayım. Konteyner kentte evet. Ne yapıyoruz? Servis işimi yapıyoruz. Eyvallah. Çok geçmiş olsun. Burada nasılsınız konteyner kentte? İyi mi? Allah iyilikler versin. Nasılsınız? İyi misiniz? Var mı bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız? Çok şükür. Biliyorum, tamam. Evlerimizi yapmışlar. Tamam. Hızlıca inşallah, hızlıca teslim ediliyor. Burada çıktı mı ablacığım evine? Burada çıktı mı? Yok. Niye? Hak sahibi değil misin? Kiracı mısın? Yok. Yani, orta hasarlı. Orta hasarlı. Onların işlemleri yapılıyor. Hak sahibi olursunuz inşallah siz de. İnşallah. Evet. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi depreme yönelik
risklerin azaltılması amacıyla alınacak tedbirleri araştırma komisyonu olarak Elazığ ziyaretlerimizin ikinci günündeyiz. Bu çalışma ziyaretlerimizde bugün özellikle devam eden proje alanlarını, tamamlanan proje alanlarını ziyaret ediyoruz. Sürsürü 1, Sürsürü 2 mahallelerimizde ve Abdullahpaşa mahallemizdeki çalışmaları yerinde gördük, inceledik. Son derece sosyal donatılarıyla, kat planlarıyla, inşaat kaliteleriyle, temel ve zemin iyileştirmeleriyle çok güzel konutların yapıldığını, vatandaşımızın da bu konuda gerçekten memnuniyet yaşadığını da görmüş olduk. Ticari alanlar da planlanmış. Bu noktada çocuk oyun gruplarıyla, peyzajıyla gerçekten hem örnek bir şehircilik örneği ortaya konmuş hem de depremden etkilenen, hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacağı, çok ticari manada da değerlenecek, değerlenmiş proje alanları bugün ziyaret ettik. Ve şimdi de aşağı Demirtaş geçici konaklama alanındayız, Konteyner Kent'teyiz. Buradaki ailelerimizi ziyaret ettik. EBA Destek Merkezi'nde öğrencilerimizi gördük. Onlara da başarılar diledik. Yine aynı şekilde ana sınıfında eğitim gören yavrularımızı da ziyaret edip onlarla bir merhabalaştık. Tabii burada gerçekten çok büyük bir lojistik operasyon sonucu, çok kapsamlı, bütün ihtiyaçların düşünüldüğü, ısıtmasından altyapısına, diğer sosyal destek ve psikososyal desteklerin de burada verildiği, sürekli güvenliği olan 20'den fazla kamu personelinin burada değişik alanlarda hizmet gördüğü, bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin, COVID aşılarının yerinde sağlandığı kapsamlı bir barınma alanındayız. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Buradaki bütün altyapı, yerleşimler, vatandaşlarımızın aynı nakdi ihtiyaçları, diğer psikososyal destekler son derece hassasiyetle, son derece titizlikle burada sürdürülüyor. Ve kura çekimini tamamlamış, evlerinin de kısa zamanda teslim edilecek vatandaşlarımızın da taleplerini aldık burada, onları dinledik. Onlar da en kısa zamanda inşallah evlerine geçmek istiyorlar. Bu noktada Elazığ'da 20 binden fazla konut projelendirilip bunun yarıdan fazlası hemen hemen bitmiş, teslim edilmiş durumda. Bu noktada biz diğer göreceğimiz proje alanlarıyla alakalı da yaptığımız ön incelemelerde çok kapsamlı, gerçekten çok güzel projeler üretildiğini, kentsel dönüşümün güzel örneklerinin hayata geçirildiğini gördük. İnşallah Elazığ bir sonra yaşayacağı depremde çok daha hazırlıklı, güvenli konut stoğuyla, sağlıklı şehirleşmesiyle, depreme dirençli kent planlamasıyla çok daha hazırlıklı olacağını, olduğunu bugünden söyleyebiliriz adeta. Emeklerine, yüreklerine sağlık. İnşallah Elazığ bir sonraki depremlere çok daha hazır, çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Milletine hizmetkar olan bir anlayışın eseri bütün bunlar. Her yerde, her alanda vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruyan, her ihtiyaç anında onun yanında olan bir hizmet anlayışının, hamdolsun Cumhurbaşkanımızın millete hizmetkar olma anlayışının bir eseri. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çalışma ziyareti bizim için de çok faydalı oldu. Gerek orta hasarlı konutlarla ilgili, gerekse DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun buradaki hasar tespitleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı hasar tespitleriyle bazı çelişen durumlarla ilgili önemli veriler de biz de edindik. Bunları da inşallah komisyon raporumuzda öneriler kısmında bizler de çeşitli çözüm önerileri üreterek sunacağız. Ama görüyoruz ki bütün buradaki çalışmalarda muazzam bir gayretin, muazzam bir tecrübenin ürünü. Bunlar olmadan bizim bu sorunları bu kadar detaya inecek şekilde
tespit etmemiz zaten mümkün değildi. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Selam. İyisiniz inşallah. Mübarek olsun. Sağlık saati iyi inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aşılarımızı olduk inşallah. Olduk. İkisini de oldunuz. İkisini de oldum. Hey maşallah. Maşallah. İsim neydi amca? İsim neydi? İsim Yaşar Erman. Yaşar amca. Yaş Yaşar kaç? Yaş 76. Maşallah. 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 Allah sağlık, afiyet, huzur da bir versin. Çocuklar var mı? Yalnız mı kalıyorsun? Hanım burada. Hanımla beraber. He, gel. Maşallah. Hanım hiç yorulmasın. Hürmet ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilikler versin. Başkanım.